Kamurça hoş geldiniz. Parev diyerek başlayalım. Her hafta olduğu gibi programımıza bu hafta farklı bir program yapacağız. Duyurduğumuz gibi Süryanilerin, Ermenilerin faili meçhul cinayetleriyle ilgili konuşacağız. Bu hafta da yine üç farklı konuğum olacak. Konuklarımdan biri Eren Keskin, insan hakları savunucusu, avukat. Kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Gülcan Diril Üzümcü olacak diğer konuğumuz. Şimuni Ürmüz Diril çiftinin kızı ve David Vergili Sabro Gazetesi'nden, Avrupa Süryaniler Birliği'nden aynı zamanda David Vergili de konuğumuz olacak. Üçüne de hoş geldin diyerek başlayalım programımıza hemen vakit kaybetmeden. Hoş geldiniz. Öncelikle hemen Eren Keskin'le başlamak istiyorum ben. Bu arada bir de duyurum olacak. Seyircilerimiz için hem David Vergili'nin yazdığı daha önceki faili belli sitesindeki bir siteden hem de ben bu duyuruyu yaptığımdan itibaren bana gelen sosyal medyadan Ermenilerden, Rumlardan, Yahudi toplumundan gelen faili meçhul isimlerle ilgili bugün KJ bandımızın ikinci bölümünü onlara ayıracağız. Onların isimleri ve tarihleri, kayıp edildikleri tarihleri vereceğiz. Seyircilerimizden ricam, herhangi bir şekilde bu isimlerden birini tanıyorsanız ya da bu konuda bilgileri olursa bizimle hem sosyal medya üzerinden hem de e-maillerden, ki her yerde var bu e-maillerden, bağlantıya geçebilirler. Bu şekilde duyurumuzu da yapmış olalım. Eren Keskin, sizinle başlamak istiyorum. Bu duyuruyu yaptığımdan beri bana gelen birçok isim, David'in kayıda aldığı birçok isim, aslında azınlıkların tırnak içerisinde Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların, Yahudilerin faili meçhul cinayetlerle ilgili yıllardır sessiz kaldığını, bu isimleri hiçbir yere bildirmedikleri ortaya çıktı. Kimisi bana oğlum Avrupa'ya gitti, dedim ki polis eve gelip soruşturmasın, daha zorluk çıkarmasınlar dedi. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Faili meçhul cinayetler Türkiye'nin zaten çok büyük bir yarası ve gerçeği. Bir de bu konunun bu ayağı açılmış oldu şimdi. Evet. Öncelikle herkese iyi günler, iyi bir program diliyorum. Ya aslında tabii ki bütün bu konular kuruluş öncesine kadar gitmemizi gerektiriyor. Çünkü bugün hala insanlar kayıplarının peşindeyse bunun bir nedeni var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında bir kopuş ya da bir devrim olarak bize sunulsa da asla böyle değildi. Yani 1915'in Ermeni ve diğer Hristiyan halklara yönelik soykırımın mimarı olanların oluşturduğu resmi ideoloji bu cumhuriyetin de kuruluş ideolojisi oldu. Herkese bir yalan söylendi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik borçlarını devraldı ama onun işlediği suçlar adına özür dileme borcunu devralmadı maalesef. Ve maalesef ki coğrafyamızda sağı ve soluyla, yani tabii ki istisnaları ayırıyorum, resmi ideoloji tüm toplumu çok belirlemiş. Yani hiç kimse o ideolojiden kendisini kurtaramamış. Bu nedenle de soykırım mağduru olan halklar sessizliğe gömülmüşler. Çünkü gidecekleri bir yer yok, söyleyecekleri bir kimse yok. Yani hakikaten bize dayatılan resmi ideoloji herkesi aynı biçimde biçimlemiş. Bize de geliyor mesela hala soykırımdan sonra kaybettikleri insanları ya da göçmek zorunda olanların yakınları bazen bize de başvuruyorlar. Ben yakınlarıma nasıl ulaşabilirim diye. Bütün bunlar işte 1915 soykırımının sonuçları. Böyle bakmak gerekiyor. Biraz önce de söyledim. Yani aslında kendilerini iktidar ya da muhalefet olarak tanımlayan tüm kesimler bu ideolojiyle biçimlenmişler. Hakikaten bunu aşmaya çalışan insan ya da grup sayısı o kadar az olmuş ki. Bakın ben hepimiz suçluyuz derken bunu çok dile getiriyoruz, şunu kastediyorum. 1915 soykırımında tanı, tazmin et, af dile çağrısını ilk kez bu coğrafyada İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 2005 yılında yaptı. Evet. Bakın 1915 nerede, 2005 nerede?
o kadar büyük bir zaman geçmiş ki Türkiye solu ya da Türkiye demokratları hala 1915'i tartışma konusu yapmadılar. Bunun dışında sadece 1915 değil, örneğin o kadar bir nefret dili kullanılıyor ki, örneğin Yahudilere karşı antisemitizm son noktada, Süryaniler, Rumlar, yani bütün devletin o suçlarını oluşturan kırmızı çizgileri tartışılmaz hale getirilmiş. O nedenle ne yazık ki insanlar hala akrabalarına ulaşmak istiyorlar ve maalesef ki bu coğrafya bir mezarsız ölüler coğrafyası. Bakın biz bugün işte Gezi'nin yıl dönümü değil mi bugünler? Gezi'nin yıl dönümünü herkes konuşuyor ama o Gezi Parkı'nın altında yatan gerçekliği biz hala konuşmuyoruz bu coğrafyada. O nedenle de insanlar işte hala yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu konuda ben şunu dile getiriyorum. Kendisini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, hepimiz bu suçun ortağıyız. Sessiz kalanlar, konuşmayanlar, bilip de konuşmayanlar, o soykırımın ardından oluşturulan milli burjuvaziyi yaratma çabası sonucunda el konulan mallardan hala yararlananlar, hala vakıf mallarından yararlananlar, hepimiz bir yerinden ortağıyız bu sistemin. Mutlaka bu konunun tartışılması, daha çok tartışılması gerekiyor. O nedenle sizin programınız gibi programlarının da çoğalması gerekiyor. Çok önemli buluyorum ben yaptığınız bu programı, bu nedenle. Eren Keskin, Sayın Eren Keskin, sizi bulmuşken şimdi biliyorum sıkışık bir zamanda olacağız. O yüzden hemen ikinci sorumu sizden devam etmek istiyorum. David ve Gülcan izin verirlerse. Şimdi David'in makalesinde de benim gördüğüm, bana gelen hep bu başvurularda da sizin de dediğiniz gibi şimdi Seyfo'nun anmalarının hemen öncesindeyiz. Önümüzdeki hafta Seyfo'da öldürülen, soykırıma uğrayanlar, Süryanileri anacağız, Hristiyanları anacağız 24 Nisan olduğu gibi. Şimdi burada tarihsel olarak 1915 zaten bir faili meçhuller serisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni önümüze çıkardı. Şimdi bizim bu gördüğümüz makalelerde hem David'in hem benim gelen verilerde 80'lerin sonu ve 80'lerin 85'ten itibaren 90'lara doğru giden bir yerinden edilmeyle başlayan Süryani köylerinin boşaltılması, oraya geri dönenlere baskılar, Ermenilerin son kalanlarının artık oradan gönderilmesi 70'lerde ve yurt dışına kaçışlarını sağlarken aslında geride kayıplar bırakmalarıyla devam ediyor. Bu 80-95 arası nasıl bir dönem oldu orada? Faili meçhuller zaten bizim de bildiğimiz, şu anda her hafta gündeme getirdiğimiz, bu kanalda diğer başka kanalların gündeme getirdiği faili meçhuller aslında ve kayıplar hep bu tarihlere geliyor. Daha da aslında bu konuda Hristiyanların üzerinde başka da bir etkisi mi oldu? Tabii ki, çünkü şöyle, yani 90'lar gerçekten korkunç yıllardı. Biz hepsinin çok yakından tanığı olduk. Yani kontrgerilla cinayetleri, gözaltında kaybetmeler, köy yakmalar, zorla göç ettirmeler, bütün bu döneme tabii ki yansıyor. Tabii ki daha mesela Kürtler çok yoğun bir baskı yaşadılar ama Kürtler Müslüman ve Kürtler geniş bir kitleye sahiptiler. Çok konuşuldu, çok büyük haksızlıklar yapıldı ama çok konuşuldu. Ama Süryanilere ve diğer Hristiyan halklara yönelik olan 90'larda işlenen baskı politikaları çok fazla konuşulmadı. Mesela ben buna örnek olarak, aslında hala devam eden bir baskı politikası var. Sadece 90'larla da tanımlamak bunu yanlış. Biz uzun bir süre Midyat'ta bir Süryani kilisesinde tek başına kalan Deyrato'nun, Verde Gökmen'in kimlikteki ismiyle yaşadıklarıyla ilgilendik. Bakın, bir kilisede kalıyor ve o kocası o kilisede gömülü. O kadar bağlı ki o kiliseye ve oradaki
çıkar oluşumları o çete kiliseyi Deyrato'nun elinden almak istiyorlar. Çünkü orası çok verimli bir arazi. O nedenle ben işte demin söylüyorum, yani aynı şeye geliyorum. Hepimiz suçluyuz derken bunu kastetmek istiyorum. Burada hepimizin, Kürtlerin de, sadece devletin değil, örneğin Deyrato ile olan sorunda Kürtlerin de konuşması gereken bir şey var. Yani biz bu coğrafyanın ağırlıklı kesimi, Türk, Kürt ne olursa olsun, Müslümanların ortaklaştığı bir suç var. Bunu tartışmak gerekiyor. Bugün de devam ediyor bu. Biz İhade Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak bunu sürekli dile getiriyoruz. Biz kendimizden başlamalıyız bu suçu sorgulamaya. Biz ne kadar bunun ortağıyız diye. Örneğin bizim Deyrato'yla ilgili bir çok önemli hazırladığımız bir rapor var. Bunu Ayşe Günay Su yazdı, arkadaşımız. Çok önemli bir rapor. Bu raporu ben herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu aslında tekil bir olay değil. Biz bu olayla ilgili jandarma komutanıyla görüştüğümüzde o kadar ciddiyetsiz yaklaştığını gördük ki, ya da oradaki diğer sivil halkla görüştüğümüzde de aynı şey. Çünkü güçleri yok gözüyle bakıyorlar. Çoğunluğu gitmiş. Ben birçok Süryani ve Keldani ailenin avukatlıklarını yaptım. Yani örneğin yurt dışında yaşıyorlar ama o topraklara o kadar hala bağlılar ki, ve cenazelerini oraya gönderiyorlar yine. Ve cenazelerini korumak üzere insanlara para veriyorlar. Bu ne kadar acı bir şey değil mi? Yani o nedenle sadece devleti, resmi ideolojiyi değil, o tabii ki esas suçlu. Ama biz bu ideolojiden, onun yarattığı imkanlardan ne kadar faydalanıyoruz? Bunlar yeni yeni konuşulmaya başlandı. Çok önemli ama çok geç başladı bu konuşmalar. Bu sorgulamalar çok geç başladı maalesef. Eren Keskin, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Söz verdiğim gibi çok uzun tutmayacağım sizi. Önemli bir toplantınız var. Ayrıca insan hakları konusunda bugüne kadar bize verdiğiniz, en azından Ermenilere, Süryanilere, Türkiye'deki Hristiyanlara, Yahudilere, Rumlara verdiğiniz destek ve bu takip için de size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Birçok şeyi ben kendim sizin raporlarınızdan öğrendim. İnsan Hakları Derneği'nde Ayşe Günaysu'nun deneyimlerinden. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Ben şimdi David ve Gülcan'la. Ben önce Gülcan Diril'e dönmek istiyorum. Çünkü belki de şimdiye kadar konuştuklarımızı, Eren Keskin'in anlattıklarının somut olarak vücut bulduğu ve hayatınızda, hayatımıza girdiği bir dönem oldu. Sizin annenizin ve babanızın kaybı ve bulunamaması ve şu anda gelinen durumla ilgili de soruşturmalar sürüyordu, aramalar yapılıyordu. Sizin kardeşlerinizin ve sizin aramalarınız sayesinde bazı verilere ulaşılabildi. Sevgili Gülcan Diril Üzümcü, neler söyleyeceksiniz? Şu anda geldiğimiz yerde, soruşturma aşamasında neredeyiz? Hürmüz Şimuni Diril ile ilgili ne yapılıyor resmi olarak? Biraz açıklar mısınız? Şimdi şöyle, olayın ilk başlangıcında dosyaya bir gizlilik getirildi. Daha sonra hepimizin bildiği üzere Kışınköy'de 3 kişi yaşıyorlardı. Bir kişi ölü bulunuyor. Babamız halen kayıp ve diğer kişi normal hayatına devam ediyor. Dolayısıyla bu şahıs hakkında tutuklama kararı çıkıyor. Fakat delil yetersizliğinden dolayı bırakılıyor. Dosya açıktı bu süre boyunca, annemiz bulunana kadar. Annemiz bulunduktan sonra dosyaya tekrar gizlilik getirildi. Biz yaklaşık bir ay önce savcı beyle bir görüşme gerçekleştirdik. Olaylar hakkında bilgi aldık. Neler yapıldı, bu süreçte neler yapılıyor diye. Tabi bu soruşturmanın selameti için gizli kalması konusunda ortak karara vardık. Çünkü ne yazık ki, yani ben ailem adına söyleyebilirim, utanarak söylüyorum. Bu üçüncü şahıs da aynı soy ismini taşıyoruz. Herkes medyadan bildiği üzere. Bu akraba arasında mı demek oluyor? Hayır, değil. Kesinlikle çok argümanlı, çok fazla kişinin olduğu bir cinayet söz konusu söyleyebiliriz. Şimdi soruşturma devam ediyor. Duruma göre elimizde güçlendirmeye devam edeceğiz. Baroların desteğini belki. Avukatlarımız. Sadece şunu söyleyebilirim. Olayın başından beri görüştüğümüz
savcı bey olsun, başsavcı olsun, vali yardımcısı vali bey, jandarma arkadaşlar, herkes yardımcı olmaya çalıştı bu konuda. Herkes konuştuğunda iyi niyetli ve inşallah. Peki bu inşallahlar bizi nereye getirdi? Henüz bir yere getirebilmiş değil. Hı-hı. Annemizi biz kendi imkanlarımızda buluyoruz. Delilleri biz kendi imkanlarımızda buluyoruz. Babamız artık böyle hep 8-12 Ocak arasında, çünkü daha tarihi bile bilmiyoruz aslında. Yani ne zaman böyle bir şey olduğunu, ne tarihi bile belli değil. 516 gün olarak devam ediyoruz. Hı-hı. Yani bu iyi niyet yetmedi. Hı-hı. Bizler her defasında söylüyoruz, bizler babamızı arıyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Bu arama konusunu belki çok da çok tartışabiliriz. Nasıl arandı? Yani hı-hı, bunu ben hep tartışmaya açmak isterim açıkçası. Valilik sitesinde birçok defa arama yapıldığını söyleniyor. Biz gözümüzle şahit olduğumuz sadece iki defadı ve bir tanesi de ben kendim şahit oldum. Ve eğer gerçekten bütün aramalar o şekilde yapıldıysa babamın bulunmasına imkan yok. Hı-hı. Çünkü şu ana kadar eğer ki donanımlı bir ekip gelseydi, işte AFAD, kadavra köpekleri gelip bir arama yapsaydı, muhtemelen babamıza da çok daha önce ulaşmış olacaktık. Yani en azından annemizin cenazesini bulduğumuz o hafta içerisinde gelinebilirdi. Ama gelinmedi. Her zaman coğrafi şartlar, hava şartları. Bunlar bahane edildi. Mutlaka gerçeklik payı vardır ama biz aile olarak her zaman buradaydık. Her zaman kendilerine destek olacaktık. Her zaman bu işi biz beraber yapacaktık. Çünkü onlar yokken de biz zaten aramayı yapıyorduk. Hı-hı. Dolayısıyla 2021 yılına geldik. Mart ayından beri hiçbir koşul, bir zorluk yok. Ama henüz halen taleplerimize rağmen bir arama gerçekleştirilmiş değil. Babamız hakkında söylenmiş herhangi somut hiçbir bilgi yok. Bizi en çok yaralayan şeylerden bir tanesi de bu, ne yazık ki. Peki şimdi bir şey söylediniz, o konuyu bir parantez açmak istiyorum. Aramalar gerektiği gibi nasıl yapılabilirdi? Daha doğrusu siz söylediniz nasıl yapılacağını ama şimdiye kadar nasıl yapıldı bu aramalar? Ya sadece işte jandarmayla. Yani genelde normalde kara operasyonu yapıldığı zaman bizim olay araya alınıyor. Hı-hı. Hürmüz aranıyor. Peki yani köyün içinde böyle hani donanımlı bir arama hiç şahit olmadık. Hı-hı. Yani ben bunu açıkça söyleyebilirim. Hı-hı. Anlıyorum. Bu arada Gülcan Diril Üzümcü, bize nereden bağlanıyorsunuz? Şimdi videoyu görünce gördüm babanızı. Acaba dedim arkanızda gördüğümüz yer orası mı? İnşa ettiği, elleriyle inşa ettiği yer mi diye sorayım istedim. Orasını ilk köye gelmeye başladığı zaman 90'lardaki o yıkılmış evimizi onardı babam. Tabii o 2013-2014 o çözüm süreci, barış süreci dendiği zaman çok umutlar yeşerdi bu coğrafyada. İşte memleketimize geri döneceğiz, tekrar yeşerteceğiz diye. Dolayısıyla babam da hani artık temelde burada kalacağım diye, çünkü zaten emekli olmuştu 2009'da. Temelde kalacağım diye yeni bir ev yaptırdı. Şu anda oranın balkonundan, yeni evin balkonundan sizinle bağlanıyorum. Köydeyim şu anda. Evet. Sürekli orada mı orada mısınız? Daha doğrusu bu aramalar vesilesiyle bir gelişme yaşanır diye köyde sürekli birileri var mı? Bir gelişme yaşanır diye bekliyoruz açıkçası. Bir ekip gelir, yeni aramalar devam edilir. Biz yol gösterelim, derdimizi anlatabilelim. Bunun için buradayız. Dediğim gibi babamızı bulana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Zaten burada müthiş bir emek var. Babamın yatırımında her şey, emekleri hepsi burada. Evet. Bu yüzden bir anda bırakıp gitmek de zor aynı zamanda. Tabii ki, anlıyorum. Şimdi geri döneceğim size ama çünkü bir anlamda geri dönüş dönemini anlatmaya başlamıştınız. Nasıl geldiniz, geri döndünüz köye, babanızın evi inşa etme süreci, o dönem yaşananlar, duygular, bütün oraya geri geleceğim ama David'e dönmek istiyorum. David, öncelikle bize bu faili belli sitesindeki makaleyi yazdığın için teşekkür ederiz. Bu veriler çok önemli. Belki de bunları belgelemek açısından çok önemli bir iş yapmış oldunuz. Şimdi buradaki makaleden yola çıkarak 80'ler, 90'lar Süryaniler için bu coğrafya çok zor bir dönem geçirmiş bu, ve yurt dışına çıkışlar da başlamış. Sen de onlardan birisin. Biraz bize anlatır mısın bu 80'leri, 90'ları? Merhabalar Aris. Gülcan Hanım, size de merhabalar.
Aslında hem Eren Hanım'ın hem de Gülcan Hanım'ın az önce konuştukları ve bahsettikleri durum her şeyi çok açık bir şekilde ifade ediyor. Eren Hanım işte 80'ler ve 90'lardan başlayarak durumu izah etmeye çalışırken Gülcan Hanım da aslında bugün itibariyle yaşananları ve yaşadıklarını gösterdi bizlere. Bununla beraber sizin de söylediğiniz gibi işte 80'lerin sonundan başlayarak 90'lı ve 2000 yılları kadar Eren Hanım'ın da söylediği gibi gerçekten çok korkunç yıllar ve karanlık yıllar. Yani hiçbir şekilde aslında karar mercilerinin, var olan devletin yetkilerinin açık olmadığı, kurumsallaşmanın aslında kaybolduğu, paramiliter güçlerin bu aslında düşük yoğunluklu bir savaşın hüküm sürdüğü yıllardan bahsediyoruz. Hı hı. Bu bölge, bu süre zarfında sizin de söylediğiniz gibi ben de o zamanlar Turabdin'de, Mardin'de yaşıyordum. Ve gerçekten bu hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda çok da göze çarpan ve her gün aslında karşılaştığımız çok zor bir dönemdi. Faili meçhul cinayetlerden başlayarak var olan savaş ortamının getirdiği baskı ve şiddet. Bununla beraber çok az en azından bölgedeki Süryanileri etkilemekle beraber 90'lı yıllardaki Irak Savaşı ve oradan da Irak'tan bölgeye gelen Iraklı Süryanilerin göçü. Bütün bunlar beraber aslında bölgedeki bütün halkları ve toplumları etkilemekle beraber Süryanileri de çok ağır bir şekilde etkiledi ve zaten 90'lı yıllarda yaşanan şiddet ve özellikle faili meçhul cinayetlerle beraber Süryanilerin de aslında son göçünü de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bu süre zarfında işte faili meçhul cinayetlerle beraber her ne kadar Türkiye toplumunda çok konuşulmasa ve bilinmese de beraber faili meçhul cinayetlerle beraber var olan şiddet, bölgede ileri gelen Süryanilerin tehdit edilmesi ve aslında bir şekilde bölgeden göç ettirilmek istenmesi ve de beraberinde gelen bu göç bütün Süryanileri etkiledi. Bu süre zarfında biliyorsunuz var olan işte düşük yoğunluklu savaş esnasında Süryanilerin herhangi bir pozisyon alma durumları yoktu. Kişisel anlamda farklı yerlerde pozisyon alma durumları olmuşsa da genel anlamda Süryaniler bu savaş esnasında tarafsız kaldı. Buna rağmen Süryaniler işte bu cinayetlere kurban oldu. Profillere baktığımızda Süryaniler arasında aslında bütün değişik meslek gruplarına ait Süryanilerin cinayetlere kurban gittiğini görüyoruz. Bunlar arasında işte doktorlar var, siyasetçiler var, iş insanları var ve aslında çok da kendi halinde misalen çok kendi halinde sade yaşayan vatandaşlar da bu süre zarfında cinayetlere kurban gidiyor. Ve 90'lı yıllarda çok az olmakla beraber misalen Avrupa'dan tatile Turabdin'e dönen insanların da işte Mardin'de faili meçhul cinayetlere kurban gittiklerini görüyoruz. Ve bütün bunların sonunda Süryaniler maalesef çok yoğun bir şekilde bölgeyi terk ediyorlar. Bununla beraber işte 90'lı yıllarda ve 90'ların sonuna doğru da Süryaniler nezdinde de yaşanan kaçırılma olaylarını görüyoruz. Bu süre zarfında din adamları kaçırıldı. Hı hı. Önde gelen şahsiyetler kaçırıldı. Bunlar daha sonra işte bırakılmalarına rağmen ama çok yüksek meblağlar, fidyeler talep edilerek bölgede ve bu süre zarfında o bölgede var olan Hizbullah hareketinin de işte varlığını unutmadan Süryaniler bu süre zarfında çok olumsuz etkilendi. Hı hı. Şimdi bir taraftan da bu geri dönüşler vesilesiyle aslında şu an devam ediyor. Nasıl biraz önce konuştuk. Rahip Aho'nun durumu olsun, bölgedeki Süryanilerin Mardin'deki, Darüzzafaran'daki Süryanilerin durumu olsun çok fazla aslında
karışıklık da ortaya çıkıyor. Bir yandan mal mülk meseleleri var, bir yandan da aslında siyasi konuları gündem ederekten bir anlamda baskı kurulmuş oluyor. Rahip Aho ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir de yayın vardı, Evgili Türklerin de katıldığı. Dolayısıyla bu bugüne kadar da devam ediyor zannedersem. Geri dönüşleri de Avrupa'dan engelliyor mu? Senin bir ayağın Avrupa'da, bunu da sormak istiyorum. Tabii tabii, az önce Gülcan Hanım'ın da ifade ettiği gibi işte 2000'lerin başından itibaren işte Türkiye'de çok konuşulmaya, tartışılmaya başlayan çözüm süreci ve demokratikleşmeyle beraber aslında Süryaniler bu süreci çok olumlu bir cevap vermişti. Neredeyse bütün Mardin bölgesi köylerinde ve Mardin işte Midyat şehir merkezlerinde tekrardan dönüş çalışmaları başladı. Bu süre zarfında işte tamamen boşaltılan köyler tekrardan restore edilerek işte Avrupa'dan geri dönüşler sağlandı. Kısmi dönüşler yapıldı. Temelli dönüşler gerçekleştirildi bu süre zarfında. Ama bütün bunlar işte olurken bir taraftan işte Süryaniler tekrardan işte kendi topraklarına dönmeye çalışırken bir taraftan da aslında eşdeğerli bir şekilde Süryanilerin de bu süre zarfında işte özellikle Mardin bölgesinde işte Gülcan Hanım'ın bulunduğu işte Şırnak taraflarında yavaş yavaş aslında sorunların da ortaya çıkmaya başladığını hem bürokratik anlamda hem işte bölgedeki farklı işte aktörlerin varlığından dolayı Süryanilerin yavaş yavaş bazı sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Hı hı. Bütün bunların başında en önemli olarak da işte 2003-2004 yıllarında başlayan işte geri dönüşlerle beraber bu mal, mülk ve mülkiyet sorunu ya da işte boşalan Süryani köylerinde yaşayan işte şahısların köyleri boşaltmak istememesi ve bu süre zarfında çıkan sorunlar ve bütün aslında bunlarla beraber işte 2007-2008 yılına geldiğimizde Süryaniler için aslında neredeyse bütün dünyadaki Süryaniler için bir kırılma noktası haline gelen Mor Gabriel Manastır'ın arazi sorunlarının ortaya çıkması. Hı hı. Ve daha sonra sizin de söylediğiniz gibi Mor Gabriel Manastır'ın arazi sorunlarından sonra ondan sonra işte daha yani sonraki yıllarda Mardin'de Diyanet'e devredilen Süryani mal mülkleri ve işte son yıllara geldiğimizde ise işte Rahip Aho'nun yaşadığı sıkıntı ve tabii ki işte Gülcan Hanım'ın da ailesinin yaşadıkları sıkıntı Süryanileri olumsuz etkiliyor, endişelendiriyor ve tabii ki geri dönüşler önünde de bir set oluşturuyor. Evet, 2000'li yıllarla karşılaştığımızda Süryaniler bugün itibariyle artık geri dönüşü en azından gündemlerinden çıkarmış durumda ve bu süre zarfında temelli olarak ülkeye ya da kendi köyüne, toprağına yerleşen Süryanilerin de çok azaldığını görüyoruz. Buradan Gülcan Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi bir anlamda geri dönüşten bahsettik, zorluklardan bahsettik. Tüm bu zorluklara, coğrafi şartların zorluğuna rağmen babanız eski evini, babanız, anneniz eski evini restore etmeye başlamıştı ve o dönem aslında bölgede belirli bir ilişki ağının içerisindeydi de. Çünkü biz eski haberlere baktığımızda mesela bir şey olduğunda kış şartlarında ulaşım engeline takıldıklarında hemen bir helikopter ambulansın bölgeye gönderilebildiğini görüyoruz. Bazı haber ajanslarına düşmüştü. Böyle bir dönem yaşandı sonuçta orada. İlk geri dönüşlerin başladığı dönemi biraz bize anlatır mısınız? Orada nasıl bir hava vardı ve bu orada geri yerleşmeyle birlikte daha önce artık gerçekte sizinle ilgili sizle de konuşup yayınladığım makalede de bahsetmiştiniz. Bütün çocuklarının aslında geri dönüşüne de bir anlamda ön ayak olmuştu ve çok naif, herkesle anlaşan bir kişiden, bir insandan bahsediyoruz, babanızdan. Evet. Şimdi babam toprağına acayip, yani bunu aşk diyebiliriz açıkçası. Bağlılıktan çok çok seviyordu. Kendini en özgür hissettiği yer her zaman burası olduğunu söylüyordu. Bana işte bir kuşu kekliği bir kafese koysan onun yeri orası mıdır derdi. Hayır, onun yeri dağlardır. İşte ben de buyum dedi. Benim yerim de orası. Biraz daha hayranı. Doğa. Şimdi
sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş diye bir deyim vardır. 90'larda gerçekten müthiş bir acı çekildi. 90'da çıktık, 92'de geri döndük, 94'te tekrar çıkmak zorunda kaldık. Dolayısıyla babam çalışırken bütün yıllık izinlerinde ara ara bölgeye geliyordu. İşte nabzını kontrol ediyordu. Yaşam nasıl? Eski problemler devam ediyor mu? Bunları her sene biraz gidip kontrol etti. Yani bu kontrolü işte 2004'te aslında. Bir haftalık, iki haftalık. Tam geri dönüşü artık 2008-2011. Bu evi onarma süreci. Şimdi bu şekilde olunca babam zaten dediğim gibi sadece ben geri dönüyorum. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Hiçbiriniz gelmeseniz de ben tek başıma da olsa gideceğim dedi. Evet, coğrafi şartları gerçekten zordu. Ama biz çocukları olarak her zaman yanındaydık. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorduk. Neredeyse bütün yazları boyunca hiçbir zaman boş bırakmadık annemizi, babamızı. Sadece belli geldiği bir süre vardı. İşte Kasım ve Mart ayı arasında hepimiz çalıştığımız için gelemiyorduk ne yazık ki. Artık kendini daha güvenli hissediyordu. Özellikle yani tekrar bahsettiğimiz gibi o çözüm süreci çok çok umut verici bir şeydi. Ama ne yazık ki daha sonra güzel sonuçlanmadı. Ve herkes gibi birçok insan gibi biz de acısını çektik tabii ki de. O helikopter olayı, evet, dediğim gibi 90'lardan böyle bir güne gelmek bizim için iyi bir noktaydı. Hı hı. Tabii ki hani hayatta güzel olan tabii ki de şeyler var. Her zaman kötü şeyler olmuyor. Bunu söyleyebiliriz. Şunu da eklemek istiyorum. Ama peki, işte şu an geldiğimiz nokta tabii, evet, ki de 1,5 senedir tam bir karanlık, tam bir kabus. Bölge halkından gelen bir destek var mı? Onu sormak istiyorum. Şu ana kadar yapılan aramalarda, daha öncesinde olsun. Kısıtlı. Kısıtlı oldu. O yüzden bütün bu dönem boyunca hep hayatımda şöyle bir söz duyardım. İşte sevgi 200'lüdür. Hayır, ben anladım ki acı da 200'lüdür. Çünkü babam bölgede çok tanınan, çok sevilen, çok da bilinen bir insandı aslında. Yani böyle bir olayda birçok insanın koşup gelmesini beklerken çok kısıtlı oldu bu. Peki şuradan da devam etmek istiyorum. Bu geri dönüşte sürecini anlattıktan sonra şu anda nasıl bir ilişkiniz var? En azından Delil ailesinin çocuklarının Beytülşebap'la, Şırnak'la, babanızın yaptığı evle, uğraştığı toprakla nasıl bir ilişkiniz var? Yani gerçekten babamın yaşadığı duyguları hissediyoruz açıkçası. Bir özgürlük var. Tabii bir yandan da korkular da devam ediyor. Çünkü bu cinayetin kimin işlediğini bilmiyoruz. Problemin ne olduğunu bilmiyoruz. Yaklaşık bir ay önce de biliyorsunuz kilisede bir saldırı oldu. Evet. Burada halen bir gözdağı mı verilmeye çalışılıyor? Gerçekten istenmiyor muyuz? Çünkü babam bu taraflara gelirken insanlar eve çok seviyordu. Ama ne zaman ki yerleşmeye başladı, birçok kesimin hoşuna gitmedi. Yani bölgede de, yani ülkede olduğu gibi ne yazık ki bölgede de misafir olarak seviliyoruz. Yani misafir olarak geldiğin zaman herkes kapısını açar. Ama yerleşmeye gelince, kendi topraklarına sahip çıkmaya gelince ne yazık ki orada bir duvar örülmeye başlıyor. Anladım. David, buradan aslında Gülcan'ın dediklerinden başka bir şey de anlıyoruz. Bir yandan da ben de birçok kez yazdığım, aslında misafir olarak geri gelirseniz gelin ama yaşamak için henüz böyle bir ortak yaşam için bir alan bırakılmamış mı gibi oluyor? Yoksa Eren Keskin'in de aslında söylediği bu topraklar 1915'ten bugüne Seyfo'yla, soykırımla yüzleşmediği için böyle bir alan mı kalmadı halklar arasında? Çünkü bu Van'daki Ahtamar Adası'nın açılışında Ermenilerin de yaşadığı bir duyguydu. Tam da Gülcan Diril Üzümcü'nün söylediği gibi, turist olarak gelin ama gelip yerleşecekseniz bir dakika. O zaman başka şeyler giriyor gibi. Korkular mı var aralarda? Bunu mu görmemiz, bunu mu görüyoruz? Yani en nihayetinde bunun var olduğunu söyleyebilirim. Aslında hem Gülcan Hanım'ın hem de Eren Hanım'ın söylediği gibi
Evet, o bölgenin aslında en yerli halklarından birisi Süryaniler ya da işte Keldaniler. Ama işte az önce de belirttiğim gibi işte geri dönüşler başladıktan sonra eş zamanlı olarak Süryanilerin de işte bölgede bazı sorunlarla karşılaştığını gördük. İşte mal mülk sorunları, mülkiyet sorunları işte. Hı-hı. Aslında Gülcan Hanım çok iyi söyledi. İşte misafir olarak geldiğinizde herkes kapısını açıyor ama işte bir süre sonra işte hak talebinde bulunduğunuzda, aslında hak talebi bile değil, kendi hakkınızı talep ettiğinizde, ona sahip çıkmaya başladığınızda sorunların çıkmaya başladığını görüyoruz. Aslında hani genel olarak söylemek istediğim, bölgedeki aslında Süryanilerin ya da daha geniş bir anlamda Aris, senin de söylediğin gibi işte Akdamar'daki açılışla beraber genel olarak aslında Hristiyan varlığının aslında çok bilinmemesinden ve orada yaşayan farklı kültürlerin, özellikle Süryanilerin kendi özgün hallerinin aslında çok fazla kavranılmamasından kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet, bölgede Süryaniler, işte Keldaniler, Ermeniler mevcut, işte Mardin bölgesinde ya da Diyarbakır'da halindir, çok az olsa Ermeniler de mevcut ama bu mevcudiyetin aslında toplumsal katkıya ne kadar sindiğini, ne kadar yerleştiğini söylemek çok zor. Onun için bu tür sorunların çıktığını söyleyebilir. Evet, bu mevcudiyet var ama bunun işte ne kadar açık olduğunu, ne kadar bütün topluma mal olduğunu ya da bu toplumların o bölgeye, o topraklara neler kazandırdığını bildiklerini, bunu söylemek evet çok zor. Bundan dolayı da biraz da sanırım işte hem Süryanilerin hem Gülcan Hanım'ın söylediği gibi işte Şırnak taraflarındaki Keldanilerin sayı olarak da az olmalarından dolayı çok fazla işte güce ya da açık bir şekilde söylemek gerekirse siyasi bir güce de sahip olmamalarından dolayı bu sorunlara karşılaştığını görüyoruz. Hı hı. Evet, sonuçta bütün bunlar işte Hristiyanları, bunun da sadece işte Mardin ya da bölgeyle alakalı bir durum olmadığını da işte genel olarak işte bütün ülkede Hristiyanların aslında biraz misafir olarak kabul edildiklerini söyleyebiliriz. Bu durumdur. Buradan son toparlamaya başlayacağım ama Gülcan, öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla dünyadaki birçok Süryani kuruluşu bu konuya destek verdi. Sizin arama çalışmanıza, çağrınıza destek verdi. Dünyadaki birçok farklı siyasi kurumlara, parlamentolara başvurularda bulunuldu. Şimdi bu süreçte nereye doğru gidiliyor? Umudunuz babanızı bulma açısından nerede ve bir uluslararası desteğin de gelmesi, çünkü artık hani Süryaniler, Keldaniler dünyanın her yerine yayıldılar ve oralarda yaşayan, o topraklarda yaşayan, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Kanada'ya kadar yaşayan vatandaşlar ve bu hakkı istiyorlar. Bilme hakkı, en azından ne olduğunu bilme hakkı, arama hakkı, aramaların doğru yapılması hakkını talep ediyorlar. Bu konuda bu kampanya, başlatılan kampanyadan da bahsederek bundan sonraki adımları ile tamamlayalım isterseniz. Evet, bu konuda destek vermiş olan bütün derneklerimiz, yanımızda olan, süreci takip eden hepsine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yani gelebilecek, yani artık ne kadar sevindirici olabilir bilmiyorum ama babamızın bulunması, işte katillerin yakalanması ve adaletin yerini bulması, bizim aile olduğu kadar dışarıda olan bütün halkımız, o tedirgin olan ya da Türkiye'ye karşı ön yargısı olan herkesin kırılmış olacak aslında. Çünkü baştan beri, olayın ilk olduğu, daha doğrusu annemiz bulunduğu günden beri bu işin karanlıkta kalacağını, faillerin bulunmayacağına dair üzerimize çok baskı oldu. Çabalarımızın boşuna olduğunu söyleyenler bile çok oldu. Umutlarımız kırıldı mı? Asla. Çünkü biz görüşmelere devam ediyoruz. Hatta geçen hafta İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Sayın Ömer Toraman Bey ile görüştüm. Bu süreci biraz konuştuk ve çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki, sakın dedi, Hristiyan olduğunuz için böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığınızı düşünmeyin dedi. Sizler bizler için değerlisiniz. Hı hı. Bu cümlesi çok güzeldi. Fakat ben de tekrar
söylemek istiyorum, telafi etmek istiyorum o cümleme. Bizler bu sevgiyi hissetmek istiyoruz. Bizler bu sevgiyi görmek istiyoruz. Artık toplumda kabul görmek istiyoruz. Çünkü bizler bu bölgeye geldiğimizde bizler kimseyle güç savaşı yapmıyoruz. Sadece kendi halimizde, kendi yaşantımızı, kendi hayat mücadelemizi vermek istiyoruz. Başımıza bir bekçi dikilmesi veya başka bir şey değil. Yani bize kötülük etmeyerek zaten yeterince iyilik yapılmış olacak. Evet. Çok teşekkürler Gülcan Dirilüzümcü. David, senden de son sözleri alayım. Toparlama açısından önümüzdeki hafta Seyfo anmaları da yapılacak. Biraz oraya da atıfta bulunabiliriz. Neler yapılacak dünyada ve bu faaliyetler konusunda biliyorum Avrupa'daki Süryaniler de destek verdi Diril ailesine ve Avrupa, şimdi Gülcan söyleyince tekrar aklıma da geldi, Avrupa Parlamentosu reportörü diyordu ki sevgi dolu sözler istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz diyordu Türkiye raporunda. Şimdi aslında bu sevgiyi görmek istiyoruz, adalet talebinin yerine gelmesi ve yaşam hakkı talepleri gündeme geldiği bir dönemde birçok şey oluyor Türkiye'de. Senin sözlerini tamamlayalım David. Aslında ikinizin de söylediği gibi somut adımların atılması, sondan başlamak gerekirse işte Gülcan Hanım'ın ailesinin yaşadıkları ve işte babasının Hürmüz Diri'nin bir an önce bulunması. Şu an itibariyle sanırım Süryaniler, işte bütün dünyadaki ya da diasporadaki Süryanileri yakından ilgilendiren ve endişelendiren bir durum. İşte Diril ailesinin yaşadıklarının ortaya çıkarılması ve işte adaletin sağlanması. Ondan sonra ikinci nokta, işte son iki yıldır Rahip Aho meselesi gerçekten Süryanileri çok tedirgin ediyor ve bunun bir şekilde çözülmesi Süryanilere karşı çok güçlü bir mesaj olacaktır. Bununla beraber neredeyse bütün Trabzon bölgesinde yaşanan mülkiyet sorunları Süryaniler için çok meşakkatli ve aslında çoğu zaman da çözümü olmayan bir sorun. Bu sadece devleti ilgilendiren de aslında bir konu değil. Bölgedeki işte farklı aktörlerin, farklı güçlerin de içinde olduğu bir sorunda bahsediyorum. Bunun için işte somut adımların atılması Süryanileri gerçekten de çok rahatlayacaktır. Bununla beraber hem Gülcan Hanım'ın dediği gibi hem de genel olarak aslında Süryanilerin ve bölgedeki Hristiyan varlığının özgünlüğünün işte daha da öğrenilmesi, bunun açığa çıkarılması ve bu zenginliğin aslında bütün toplumlara ve bütün bölgeye ait bir zengin olduğu kabul edilmesi ve tabii sizin de söylediğiniz gibi işte gelecek hafta 1915 Süryani soykırımı anması yapılacak. Biliyorsunuz pandemi şartlarında çalışmaların yapılması çok zor ama mümkün mertebe biz bu senede hem Seyfo anmasını hem de bununla beraber çalışmaları yapmaya başladık aslında ve işte Avrupa Birliği özelinde ve Avrupa Parlamentosu içinde de farklı çalışmalarımız olacaktır. Buna yönelik işte Süryani soykırımının tanınması ve uluslararası kurumların da bu konuda işte Süryani halkına destek vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bununla beraber şunu da eklemek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi işte özellikle Diril ailesinin yaşadığı olay birçok işte uluslararası raporlara girmiş bulunmaktadır. Bunun devam etmesi bizim açımızdan çok önemli. İşte iki ay önce Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komisyonu'nun yayınladığı raporda sorun ele alınmıştı. Yakın dönemde işte gelecek yaz tatilinden sonra Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik ülke raporu yayınlanacak. Orada da tekrar gündeme getirilmesi önemli olacaktır ve bunun unutulmaması hem Diril ailesi için hem de bütün Süryaniler için önemli olacaktır. Bu şekilde biz çalışmalarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler David Vergili katıldığınız için ve Gülcan Diril Üzümcü katıldığınız için bu programa. Bir kez daha buradan yenileyelim, Gamurç programı olarak da Hürmüz Diril'in bulunması, Şimun Diril'in akıbeti, bu cinayetin çözülmesi ve bu kayıpların bulunması, faili meçhullerin aydınlatılması talebini bir kez daha buradan dile getirelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programa. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Evet, bu haftaki programı da bu şekilde tamamladık. Ağır bir konu. Sonuçta Süryanilerin, Keldanilerin, Ermenilerin bu coğrafyada 90'lardan bugüne yaşadıklarını, faili meçhullerin bir de bu bakış açısıyla baktığımızda kayıplarımızın, halen kayıpların devam etmesi, faili meçhullerin devam ediyor olmasının getirdiği ağırlığıyla konuştuk. Konuklarımızla bu haftalık Kamurcu'da burada tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle.